Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarla halk eğitim merkezlerinde maske seferberliği var. Öğretmenler ve gönüllülerin büyük çabasına tekstil sektöründen de büyük destek geldi. Öğretmen, öğretici ve öğrenci hepsi bir araya geldi, maske için el ele verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve halk eğitim merkezlerinde cerrahi maske üretimine hız verildi. Denizli'deki atölyelerde günde 3000 antibakteriyel özelliğe sahip maske üretiliyor. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi olarak burada gönüllülük esasına dayanarak maske dikiyoruz. İhtiyacı olanlara yönelik, hani herkes kendi gönül rızasıyla geliyor. Meslek lisesi öğrencileri de kampanyaya dezenfektan üreterek destek veriyor. Biz burada günlük 10 ton dezenfektan üretiyoruz. Bu ürettiğimiz dezenfektanları okullara, kamu kuruluşlarına, il milli eğitimlere veriyoruz. Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde de şehir hastanesi için cerrahi maske üretimi yapılıyor. Sağ olsunlar, bizim ücretli usta öğreticilerimiz hiçbir ücret almadan bilabedir gönüllü olarak maske üretimine başladılar. Günlük 1000 taneye yakın maske üretiyoruz. Kampanyaya bir destek de İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nden. Eğer gayretle dikilirse günde kişi başı 2000-3000 tane dikilebilir çok rahatlıkla. Ve biz de bu şekilde devletimize, milletimize, İnegöl'ümüze, hastanemize destek olmak için bu işle meşgulüz. Batman'da ise özel bir firma 3 milyon maske üretmek için çalışan sayısını artırdı. İlk etapta 100 kişiyle başladık. Şu anda 250 eleman şu anda çalışıyor. Yalnız bizim hedeflerimiz var. Hedeflerimizde şu anda bu 250 elemanla günlük 500 bin adet yapıyoruz. Hedeflerimizde şey var, İşkur'dan eleman almak.